Şimdi arkadaşlar, yavaş yavaş ben başlıyorum bu arada. Hoş geldiniz. Turan Hoca'yla Tekuzen'de online. Şimdi kıymetli okul öncesi arkadaşlarım, sesim geliyor mu? Bir daha teyit etmenizi istiyorum. Evet, seri bir şekilde dönüt verirseniz sevinirim arkadaşlar. Hani evet, tamam. Fen bilimleri alan eğitiminde 15 sorunun içerisinde gelen kapsam, biliyorsunuz. 15 soru içerisinde arkadaşlarım ortalama 3 tane soru geliyor. Önce onu bir söyleyeyim. 3 soruluk kısım fen bilimlerinden, yani fen eğitiminden geliyor ve çok belirleyici. Bizim okul öncesi yani öğretmen adayları biraz bu fen bilimlerini, matematiği pek haz etmiyorlar. Yani sevmiyorlar. Hani neye nasıl çalışacaklarını bilmiyorlar. Biraz karışık geliyor. Halbuki aslında çok basit olduğunu bu dersimizde de göreceksiniz. Ben özellikle biraz spesifik bir konu seçtim. Evet, spesifik bir konu seçtim. Hani öğrencilerin en çok zorlandığı bir başlık. Bakalım zor muymuş, kolay mıymış, onu takdirini size bırakacağım. Ve birkaç örnek soru çözeceğiz. Tamam. Evet. Yani ÖSYM'nin sorularına yakın böyle paralel sorular çözeceğiz. Ama önce bir konuyu anlatacağız. Zor mu kolay mı olduğunu süreçte görmüş olacaksınız arkadaşlarım. Dedikten sonra o zaman bizim fen eğitiminde, alan eğitiminde kaç tane soru geliyor? Ortalama 3 tane. Hatta şunu söyleyeyim. Özellikle benim bugün numune olarak seçtiğim dersin konu başlığında 2 tane soru geliyor arkadaşlarım. Düşünsenize 3 sorunun 2 tanesi bugün anlatacağım konudan geliyor. Yani bir tanesinde oradan buradan soruyorlar. İnşallah süreçte karşılaştığımızda yani derslerimizde bunları ayrıntılı olarak size anlatacağım ben. Evet. Zaten süreçte anlattığımız öğrenciler hep teşekkür ediyorlar. Yani anlattığımız kısmı fulluyorlar arkadaşlarım. İnşallah siz de fulleyeceksiniz. Ki okul öncesinde şu an Türkiye'de değil mi? Önü parlak biliyorsunuz. Güzel gelişmeler oluyor. Alımlar arttı. Güzel güzel haberler var. Ben hep şunu söylüyorum. İnşallah atanacaksınız da inşallah istediğiniz yere atanırsınız. Temennim o. Tabii hepiniz atanacaksınız. Okul öncesi olarak söylüyorum. Tabii. Ama inşallah sevdiğiniz bir il veya okul olur diye düşünüyorum. Yani amaç sadece atanmak değil, bir de sevdiğiniz, mutlu olabileceğiniz bir ile okula atanmanızı temin ediyorum. Dedikten sonra başlıyorum arkadaşlarım. Hazır mıyız? Yani içeriye giriyorum. Müsaadenizle çay da içiyorum. Evet arkadaşlarım. En spesifik konulardan bir tanesi bilimsel süreç becerileri. Öğrenciler burada gerçekten tökezliyor. Yani çok seçici bir başlık. Mesela görsel sanatlar olsun, işte müzik eğitim öğretimi olsun arkadaşlarım. Mesela hani fiziksel etkinlikler, oyun yani beden eğitimi. Ya buralarda öğrenciler pek zorlanmıyorlar. Ama özellikle matematikte ve fende evet, zorluk çekiyorsunuz. O zorluğu birlikte aşacağız arkadaşlarım. Ben bilimsel süreç becerilerini seçtim. Evet, biliyorsunuz bu konu başlığını. Bilimsel süreç becerileri. Evet. Peki bilimsel süreç becerisi kaç ayrılır? Şu bu demeden önce bir isterseniz arkadaşlarım kısacık bir tanımını yapacağım. Daha sonra ayrıntıya ineceğim. Evet, şu an slaytımızda görünüyor galiba değil mi arkadaşlarım? Bir dönüt verebilir misiniz? Slaytımız şu an görünüyor mu arkadaşlarım? Evet. Evet, biraz şöyle aktif ve etkin katılmanızı istiyorum. Sadece dinlemeyin. Evet, slayt görünüyor, süper. Şimdi bakın, bilimsel süreç becerileri. Bilimsel süreç becerisi önce nedir? Şöyle yüzeysel bir tanımlayacağım hemen. Arkadaşlarım, bilimsel süreç becerisi demek bireyin bilimsel düşünüp yaşamda karşılaşacağı problemleri çözebilmesi demektir.
Bir daha söylüyorum. Bilimsel süreç becerisi nedir derlerse ne diyecekmişiz? Çocuğun ya da bireyin hem bilimsel düşünür hem de yaşamdaki karşılaşabileceği problemleri çözebilmesidir. Yani kısaca aslında bilimsel süreç becerileri demek bireyin ne yapabilmesiymiş? Bir problem çözme süreciymiş. Peki hangi düşünme becerisi hakim olabilir daha çok sizce burada? Evet, sizce hangi düşünme becerisi hakim olabilir burada? Hani bilimselliğin olduğu yerde objektif, tarafsız, ha? O kuşkucu, sorgulayıcı, eleştirel düşünme. Bunu da lütfen notlarımıza alalım. O zaman hakim olan düşünme becerisi hangisiymiş? O üst düzey düşünme becerilerimiz var diye bizim. Hani ÖYT'den de hatırlayın arkadaşlarım. Eleştirel düşünme becerisi hakimdir burada. Dedikten sonra bilimsel süreç becerileri kaç ayrılır? Yani kaç aşamadan oluşur? Üç aşamada oluşur. Arkadaşlarım, bakınız oraya. Hani soldan sağa doğru gidiyoruz. Temel süreç becerileri, orta süreç becerileri, yani orta düzey beceriler diye de geçer. Bir de gelişmiş, yani ileri düzey beceriler olarak üçe ayıracağız. Ve şunu unutmayın, basitten karmaşa, hani sanki somuttan soyuta, yakından uzağa doğru gibi, yani basitten karmaşa doğru gittiğini unutmayacağız. Peki, hepsinin de kendi içerisinde bir hiyerarşi vardır. Bunları rastgele öğrenmeyeceksiniz. Bu verdiğim sıraya göre öğreneceksiniz. Tamam mı? Evet. Yani mesela temel süreç becerileri, bakın buraya 5 tane değil mi arkadaşlarım? Hani gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflandırma, ölçme, iletişim kurma diyoruz ya. Bunların sırasını değiştiremezsiniz arkadaşlarım. Ya da orta düzey becerileri ya da orta süreç becerileri dediğimiz, bakın buraya. Önce tahminde bulunup sonra çıkarım yapmaz çocuk arkadaşlarım. Önce çıkarımda bulunur, daha sonra tahminde bulunur. Anladık mantığını? O zaman bunların da kendi içerisinde neyi varmış? Bir hiyerarşi varmış. Bunu da lütfen unutmayacağız. İşte ileri düzey aynı şekilde. Peki şimdi ben hemen şunu söyleyeyim. Şimdi bakınız arkadaşlarım, bazı ÖABT kaynaklarına tesadüfen baktım. Hani öğrenci arkadaşları soru sorarken bilimsel süreç becerilerine baktığımda arkadaşlarım, ortaokul, lise düzeyindeki bilimsel süreç becerilerini görüyorum. İşte öğrencilerin en çok kafasının karıştığı nokta burası. Şu an biz neredeyiz? Bizim branşımız ne arkadaşlarım? Biz ilkokul öğretmeni miyiz, okul öncesi öğretmeni miyiz? Evet, biz okul öncesi öğretmeniyiz. Onun için şu an benim slayta yansıttığım, anlattığım, başlıklar sadece nerede kullanılıyor? Okul öncesinde kullanılıyor. Lütfen buna dikkat etmenizi istiyorum. Anlaşıldı mı? Ve çıkmış sınav sorularına baktığımızda arkadaşlarım, hani bu bizim fen eğitimi sorularına baktığımızda ÖSYM özellikle şu temel süreç becerileri var ya, hani o basit olan becerileri sormuş. Bak fazla da aslında sizi ne yapmamış? Zorlamamış arkadaşlarım. Ha hocam, orta düzey sormamış mı? Sormuş. Ama nadiren sormuş. Peki arkadaşlarım, şu gelişmiş ileri düzey var ya, hani işte hipotez kurma, değişkenleri belirleme, kontrol etme, şunu bunu filan. Bak buraya hiç girmemiş arkadaşlarım. Ben sizden ne istiyorum? Ben sizde özellikle ilk iki aşamayı istiyorum. Bak bir daha söylüyorum. Ben sizden özellikle temel süreç becerileri ve orta düzey becerilerini istiyorum. Anladık mantığını? Sorular bu kapsamda geliyor, gelmiş ve gelecek arkadaşlarım. Örnek sorularda zaten çözeceğiz. O zaman ne demek istediğimi anlayacaksınız. Ve başlıyorum. Temel süreçler. Arkadaşlarım, biz okul öncesi öğretmeni olarak ya da okul öncesi öğretmeni olarak, evet, temel süreç becerilerinde şu 5 tanesini bilmemiz gerekiyor. Neymiş onlar ki siz de görüyorsunuz? Gözlem yapma, karşılaştırma, sınıflandırma, ölçme, iletişim kurma ya da sadece iletişim diyoruz biz buna. Tamam. Peki bunlar ne hocam? Örneklerle açıklayabilir miyiz? Açıklayacağız tabii ki. Şimdi göreceksiniz. Demek ki kendi içerisinde de bir hiyerarşi varmış ve basitten karmaşaya doğru giden bir
mantık varmış arkadaşlarım. Böyle kodlamanızı istiyorum. Şu soruma cevap verir misiniz? Mesela bir öğrenci deney sürecinde, hani temel süreçler becerisi içerisinde, arkadaşlarım, önce sınıflandırma mı yapar, yoksa ölçme mi yapar, yoksa öncelikle gözlem mi yapar? Ha, demek ki bu sırayı kesinlikle ne yapacağız? Bileceğiz arkadaşlarım. Hocam, bunu çok tekrarladınız. Demek ki çok önemli. Evet, çok önemli. Çünkü karıştırıyorsunuz. Aynen öyle. Peki şimdi arkadaşlarım, matematikle de bağlantılı bu. İşte matematik eğitiminde hani o işte sayı kavramları var, becerileri var, sayma becerileri var. Bak, onlarla da bu ilişkili, haberiniz ola. Matematiği de anlatırken bunlarla da ne yapmış olacağız? İlişkilendirmiş olacağız. Evet. Peki başlıyorum. Bir, gözlem yapma ya da gözlem deriz biz. Arkadaşlarım, gözlem nedir? Gözlem, bireyin, değil mi? Bireyin nesne ya da olayları ne yapabilmesidir? Evet, inceleyebilmesidir ya da incelemesidir. Bak bak, hani gözlem yapma, inceleme, veri bilgi toplama. Bir daha söylüyorum, bilimsel süreç becerilerinin en basit ve öncelikli aşamasıdır ya da bunlar aşama ya da beceri olarak geçer kaynaklarda, sorularda. Bunu da unutmayın. Aynen öyle. Mesela gözlem aşaması ya da gözlem bir beceridir de deriz. O zaman eğer soruda çocuk deney sürecinde bir inceleme yapmışsa, hani olay ya da nesne, siz hep nesneye odaklanıyorsunuz. Bu bir olay da olabilir arkadaşlarım. Bunu da unutmayın. Olay ya da nesneleri inceliyorsa, evet, veri bilgi topluyorsa gözlem yapmıştır. Bunu da unutmayın. Sorularda gözlem zaten çok sırıtıyor arkadaşlarım. Ve çıkmış sınav sorularına baktığımızda en çok da gözlemi sormuşlar bu arada. Bak, hiç de zorlanmamışlar aslında. Azıcık bir bilginiz olsa kesinlikle yapacaksınız ki zaten göreceksiniz. O zaman burada anahtar ifademiz bizim inceleme olacak. Yani çocuğun inceleme yapması olacak. Peki ben gözlemi şöyle de tanımlayabilir miyim? Gözlem, evet, çocuğun beş duyu organlarıyla aslında bir şeyleri algılamasıdır. Yani bir şeyleri derken hani izlenimleridir. Evet, bak bu da çok önemlidir. Beş duyu organıyla ya da duyu organlarıyla olayları ya da nesneleri ne yapmasıymış? İncelemesiymiş ya da onlarla ilgili veri bilgi toplamasıymış. Evet, bunu unutmayın. Mesela çocuk çevresine bakar, değil mi? Hani bir şeyler görür. Mesela bak, görür. Mesela koklar, bakar, dokunur. Bunlar gözlemdir. Ve gözlem, arkadaşlarım, aslında gözlem bilimsel süreç becerilerin her aşamasında vardır. Bunu lütfen unutmayın. Tabii canım. Yani gözlem aslında hem temel süreç, hani ilk basamak olarak geliyor. Arkadaşlarım, hem orta düzeyde var, hem ileri düzeyde, gelişmiş düzeyde var. Aslında gözlem demek ki bilimsel süreç becerilerinin ya da basamaklarının her aşamasında varmış. Ama biz nerede kabul ediyoruz öncelikle? Evet, bu üç aşamanın neresinde kabul ediyoruz? Temel süreçler aşamasında ya da becerisinde kabul ediyoruz. Anladık mı mantığını? Evet. Zaten bunlarla ilgili birazdan sorular çözdüğümüzde bakın ne kadar basit olduğunu göreceksiniz. Şunun altını çizdiniz mi? Gözlemi bitiriyorum arkadaşlarım. Eğer çocuk olay ya da nesneleri, evet, ne yapmış? İncelemişse, bak bak bak, incelemişse bilin ki orada gözlem var. İncelemenin altını kırmızı simli kalemle çizmenizi istiyorum. Lütfen. Bu arada kırmızı simli kalem demek benim bir tabirimdir arkadaşlarım. Yani sınavda gelir demektir. Lütfen bunu unutmayın. Sorularda, denemelerde bak bunları sıklıkla göreceksiniz. Ve okul öncesi öğretmen arkadaşlarım, hemen size şunu da söyleyeyim. Gözlem için şunu da bilelim. Arkadaşlarım, gözlem nitel ve nicel olarak ikiye ayrılır. Bak, nitel, nicel. Nitel demek arkadaşlarım, hani özelliklerine göre demek. Yani sayısal olmayan demektir. Anladık mı? Mesela iğne yapraklı, geniş yapraklı. Anladık? Evet. Mesela kalın, ince. Hani mesela tatlı, tuzlu. Hani gibi düşünün. Nicel gözlemler ise sayısal verilere,
Evet, dayanır. Sayısal verilere dayanır. Peki okul öncesinde, yani okul öncesi süreçte bir çocuk önce hangi gözlemi yapar? Hemen bir cevap vermenizi istiyorum. Okul öncesi dönemde bir çocuk, evet, okul öncesi dönemde bir çocuk önce nitel, sonra nicel. Süper. Hani basitten karmaşığa doğru olduğunu unutmayacağız. Bu da güzel. Gözlemi şöyle kenarda tutalım. Peki çocuk gözlem yaptıktan sonra, evet, somuttan soyuta diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Peki çocuk gözlem yaptıktan sonra ne yapar arkadaşlarım? Karşılaştırma yapar. Peki karşılaştırma nedir hocam? Karşılaştırma da şudur arkadaşlarım. Çocuğun deney sürecinde olay ya da nesneleri ne yapmasıdır? İlişkilendirmesidir. Bak, ifademe çok dikkat edin. İlişkilendirme. O zaman bak buraya. İnceleme olursa, olay ya da nesneleri incelerse, ne dedik biz ona az önce? İncelerse. Evet, incelerse gözlemdir. İlişkilendirirse arkadaşlarım, o karşılaştırmadır. Hani bak, bu uzun, bu kısa. Bu kalın, bu ince. Değil mi? Hani bu az, bu çok filan, karşılaştırma. Peki karşılaştırmanın ön koşulu nedir arkadaşlarım? Yani çocuk karşılaştırma yapmadan önce kesinlikle ne yapması gerekir? Evet, o bir nolu, yani gözlem yapması gerekir. Gözlem yapmadan karşılaştırma yapılmaz. Hepsi birbirinin ön koşuludur. Tamam hocam, bu da tamam. Geldik sınıflandırmaya. Arkadaşlarım, çocuk gözlemi yaptı, karşılaştırdı, değil mi? Ve şimdi ne yapacak? Bak buraya, sınıflandıracak. Sınıflandırma işte şu. Nesne ya da olayları belli özelliklerine göre, hatta ortak özelliklerine göre gruplandırmasıdır. Evet, yanlış duymadınız. Sınıflandırma bir gruplandırma işidir. O zaman burada anahtar ifademiz bizim ne olacak? Gruplandırma olacak. Altını çizin bakayım. Gruplandırma. Hocam, eğitimde gruplandırma demek aynı zamanda kategorize etmek değil midir? Evet, kategorize etmektir. Mesela düşünün arkadaşlarım. Masanın üzerine bakınız. Mesela küçük bir torbayı düşünün. İçinde renkli renkli bilyeler var. Bak, çok güzel bir örnektir bu. Ve somut bir örnektir. Mesela ben o torbanın içindeki renkli renkli ve çok sayıdaki bilyeleri masanın üzerine döktüm. Ve sınıfta çocuğu çağırdım. Gel bakayım Ahmet dedim. Evet, Ahmet geldi. Arkadaşlarım bakın buraya. Kırmızıları şuraya, mavileri buraya, işte beyaz olanları şuraya. Eğer, bakın, eğer ayırırsa ne yapmış olur sizce? Ne yapmış olur? Sınıflandırmış olur. Peki bilyelerin içinde kırmızıyı şuraya, beyazı buraya. Maviyi de aha şuraya. O zaman sınıflandırma, ki bunu matematikte de göreceğiz arkadaşlarım. Aslında sınıflandırma bir ayırma işidir de, bunu da lütfen unutmayacağız. Bakın burada üç farklı ifade kullandım. Bunların altını çizmenizi istiyorum. Eğer çocuk deney sürecinde, hadi olayı geçin, nesne, varlıkları arkadaşlarım, işte kalemi, bilyeleri ya da işte pulları, şunları bunları, evet, aldı, gruplandırdı, kategorize etti. Yani ayırdıysa, ayırma yaptıysa bilin ki sınıflandırmıştır. Bunu da lütfen unutmayın. Peki mesela basitten karmaşığa doğru düşünürsek, bakın buraya, karşılaştırma mı daha basittir, sınıflandırma mı daha basittir? Evet. Hangisi daha basittir? Karşılaştırma mı, sınıflandırma mı? Slide'da da görünüyor zaten arkadaşlarım. Evet. Karşılaştırma daha basittir. Hatta onun en basiti de gözlemdir. Yani gözlem ve karşılaştırmanın sonucudur aslında sınıflandırma. Anladık mantığını? Sınıflandırma, ayırma, kategorize etme, gruplandırmadır. Birazdan sorularda göreceğiz. Bu da tamam. Geldik ölçmeye. Peki mesela çocuk, arkadaşlarım ne yaptı? Atıyorum işte, mesela az önce bilye dedim ya, mesela kalem olsun arkadaşlarım. Mavi kalemler, kırmızı kalemler, yok işte siyah kalemler. Ayırdı, gruplandırdı, sınıflandırdı, değil mi? Tamam. Peki
Peki bir de bunları kendi içerisinde işte uzunluk, kısalık, şu bu filan diye derecelendirirse ne yapmış olur? Ne yapmış olur sizce? Yani sıraya sokarsa ne yapmış olur? Bu bir sınıflandırma mıdır? Yoksa bu artık yavaş yavaş, evet, nereye doğru gitmektir aslında? Ölçmeye doğru gitmektir. Hani eğitimde ölçmenin tanımını yaparız biz. Değil mi? Hatırlayın orada. Ölçme, değil mi? Hani görünen ya da görünmeyen değişkenlerin de biz işte sayı ya da sembollerle ifade edilmesidir. Doğru mudur arkadaşlarım? Evet. Peki bu teorik tanımı bırakalım da biz biraz daha basitleştirelim. Arkadaşlarım, okul öncesinde ölçme yapılırken unutmayın. Evet, hiçbir zaman standart ölçme araçları kullanılmaz. Önce onu bir söyleyeyim. Bir daha söylüyorum. Mesela metreydi, kronometreydi, işte saatti, şuydu, buydu. Arkadaşlarım, bunların hiçbiri, mesela dinamometre, evet, yani standart ölçme araçları kullanılmaz. Hatta birinci sınıfta bile yok, ha, haberiniz ola. Okul öncesinde nasıl olsun? O zaman demek ki arkadaşlarım, ölçme, evet, standart olmayan ölçme araçlarıyla gerçekleşecekmiş. Ya da birimleriyle gerçekleşecekmiş. Hocam, örnek verebilir misiniz? Tabii ki. Mesela mesela işte sınıfın genişliğini ya da uzunluğunu, bakın buraya, eline bir cetvel ya da bilmem metre alarak ölçmeyecek burada. Evet. Ses yok hocam. Bazen sizin bilgisayarda bir sıkıntı oluyor. Dikkat edin arkadaşlarım. O zaman demek ki, evet, ses geliyor mu Nil? Nil, şu an sesim geliyor mu? Evet, çabuk dönüt ver. O zaman demek ki okul öncesinde standart olmayan ölçme araçları kullanıyormuş çocuk. İşte adım, kulaç, karış, ip, değil mi? İp. Evet, iple, adımla, karışla, kulaçla gibi gibi standart olmayan ölçme araçlarını kullandıracağız biz çocuğa. Hem çocuğun burada yavaş yavaş tahmin becerisi de ne yapmış olacak arkadaşlarım? Evet, gelişmiş olacak. Mantığını anladınız. Ölçme de çok basit bu arada. Ha, örnek mi? Örnek. Mesela annemiz yemek yapıyor, değil mi? Atıyorum, pirinç pilavı yapacak. Şimdi bakınız buraya. Yani burada bunu neyle ölçeceğiz? Böyle hani gramla, şunla, bunla, hani bir teraziyle, şunla, bunla ölçmeyecek. Standart olmayan ölçme aracı kullanacağız. Ha, bu arada ben adım, kulaç, şu bu filan dedim ya, bak, çok ilginç bir standart olmayan ölçme aracı. Mesela bardak arkadaşlar. Mesela bir bardak. Bir su bardağı. Mesela işte bir kova. Dediğimi anladınız mı? Bunlar standart olmayan ölçme araçlardır. Bu da çok güzel bir örnek olsun size arkadaşlarım. Peki çocuk standart olmayan ölçme araçlarını kullandı. Bak, iyi dinleyin. Peki bunu, yani sonucunu öğretmeniyle ya da sınıfla, yani arkadaşlarıyla paylaşırsa biz buna ne diyoruz biliyor musunuz arkadaşlarım? Yani bilgiyi paylaşım diyoruz. Yani iletişim kurma diyoruz. Bir daha söylüyorum. Bak, bunu çok karıştırıyorsunuz. İletişim kurma ne demekmiş arkadaşlarım? Çocuğun deney sürecinde, hani o standart olmayan ölçme araçlarını kullandı ya, ha, onun sonucunu, evet, arkadaşlarıyla paylaşmasına, evet, sınıfla paylaşımına iletişim ya da iletişim kurma diyoruz. Ha, bu bazen sorularda paylaşım falan diye de geçiyor bazen. Aynen öyle. İletişim kurmanın mantığını anladınız galiba. Evet. Şimdi orta düzey. Bak, bunu da çok iyi bilin. Burası da çok karışıyor arkadaşlarım. Bu ikisini de zaten bildiniz mi? Her türlü soruyu yaparsınız arkadaşlarım. Evet. Şimdi geldim. Orta düzey. Tamam. Orta düzey. Arkadaşlarım, bakın, bazı kaynaklarda orta düzey 3 tane beceriye ayırmış. Hayır arkadaşlarım. Okul öncesinde 2 tane orta düzey becerisi vardır. 2 tane. Biri çıkarım yapma, hani çıkarımda bulunma. Diğeri tahminde bulunmadır. Bunu lütfen unutmayacağız. Anladık mı mantığını? Ha, çıkarım yapma. Hani sonuç çıkarma diye de geçer kaynaklarda. Sonuç çıkarma, çıkarımda bulunma. Bir de tahminde bulunma. Peki hocam, bu ikisi ne? Örnek verebilir misiniz? Önce bir açıklayayım, sonra örnek vereceğim.
Bakın buraya, çıkarım yapma. Çıkarım yapma şudur arkadaşlarım. Olmuş bir olay olacak. Bu olan olaydan sonra çocuk kendince bir açıklama yapacak. Bir daha söylüyorum, deney sürecinde olmuş bir olaydan sonra evet çocuğun kendince bir açıklama yapmasıdır çıkarım yapma. O zaman çıkarım yapabilmesi için çocuğun kesinlikle deney sürecinde bir şeylerin olması olacak. Anladınız mı mantığını arkadaşlarım? Evet. Mesela düşünün ki sabah kalktınız, tamam mı? Okula gideceksiniz ya da dershaneye gideceksiniz. Atıyorum. Arkadaşlarım dışarı buzlanmış. Ya da işte yağmur yağmış. Bak bir şey olmuşmuşmiş. Ondan sonra senin ortaya bir fikir atman nedir? Hadi sizden duymak istiyorum. Mışmıştan sonra evet ona biz çıkarım yapma diyoruz. Çıkarımda bulunma diyoruz. Anladık mı mantığını? Yani sonuç çıkarma. Peki o zaman burada uyarıyı veriyorum. Bak dikkat edin. Eğer soruda olmuş bir olaydan sonra yani deney sürecinde tabii ki olmuş bir olaydan sonra birey kalkar da bir fikir, bir düşünce geliştirir ya da ortaya atarsa ona çıkarım yapma, sonuç çıkarma. Adına bak zaten. Bak bunu da alın. Sorularda görürsünüz. Sonuç çıkarmadır çıkarım yapma. Anladınız mı mantığını? O zaman çıkarım yapma geleceğe mi dönüktür, geçmişe mi dönüktür? Hadi bakayım. Evet cevap bekliyorum. Biraz aktif olun. Diyorum ki sonuç çıkarma ne odaklıdır? Evet, ne odaklıdır? Kaynak ne odaklı? Geçmiş odaklı. Süper. Bak bunu unutmayın arkadaşlarım. Birazdan zaten soru çözeceğiz. Örnek. Anladık mı mantığını? Bak mesela evden çıktınız. Bir şey olmuş. Olmuş bir olaydan sonra siz ne yapıyorsunuz? Kendinizce bir fikir ortaya atıyorsunuz ya da olmuş hani bu olayın kendinize gerekçelerini açıklıyorsunuz gibi düşünün. Hani sonuç çıkarıyorsunuz. Çıkarım yapıyorsunuz. Aynen. Peki deney sürecinde bakın buraya. Geleceğe yönelik bireyin fikir ya da düşünce ortaya atması ne olur sizce? Düşünsenize sürecin başında daha olay bir şeyler olmamış ama çocuk ne yapıyor? Geleceğe yönelik bir fikir ortaya atıyor. Bir düşünce ortaya atıyor ise arkadaşlarım o da tahminde bulunmadır. Ha. Mesela şeyi düşünün arkadaşlarım. Mesela bir futbol maçını düşünür müsünüz? Tamam. Mesela birinci yarı bitti. Birinci yarı bittikten sonra hani konuşuyoruz, tartışıyoruz yani. Fikirler ortaya atıyoruz. Mesela birinci yarıyla ilgili işte oyuncu bilmem şu, şöyle olsaydı böyle olurdu. O zaman bunlar nedir arkadaşlarım? Hani bak birinci yarı bitmiş. Biz oynanan bu oyun üzerinde ne yapıyoruz? Fikirlerimizi tartışıyoruz ya da fikirler ortaya atıyorsak bu tahminde bulunma mıdır, çıkarım yapmandır mı? Yani sonuç çıkarma mıdır? Adına bak, sonuç çıkarma. Hani bir şey olmuş ki sonuç çıkarıyor. Lütfen unutmayın. O zaman tahminde bulunmanın mantığını anladınız mı? Ha, çıkarım yapma yani sonuç çıkarma geçmiş odaklıdır. Tahminde bulunma ise gelecek odaklıdır arkadaşlarım. Bunu da lütfen unutmayacağız. Gelecek. Yani edecek, acak olacak. Bunu lütfen unutmayacağız arkadaşlarım. Evet, anlaşıldı mı? Deneyin başında, bak deneyin başında, işte ben bunun böyle olacağını düşünüyorum. Bu böyle olacak sanırım. Bu bir çıkarım yapma mıdır, tahminde bulunmam mıymış? Evet, ecek, acak. Bunu lütfen unutmayacağız arkadaşlarım. Evet, şimdi gelişmiş ileri düzeyde hemen şunları da söyleyeceğim. Aslında burası bizi ilgilendirmiyor. Açık konuşuyorum arkadaşlarım. Hipotez kurma. Tamam, hipotez kurma aslında şu, yani çocuğun bir genellemeye varmasıdır. Çocuğun deneyle ilgili
bir genellemeye varması hipotez kurmadır. Ama bizim okul öncesinde bu sorulmaz, rahat olun. Oldu mu? Ha, değişkenleri belirleme ve kontrol etme. Hani deney sürecinde biliyorsunuz etkileyen faktörler var, etkilenen faktörler var. Hani en basit somut deneyler vardır, biliyorsunuzdur. Mesela şu işte güneş ışığı, yani ışıkla bitkinin büyüme hızı arkadaşlarım. Mesela güneş ışığı ne kadar çok olursa bitkinin büyüme hızı da o derece artar. Değil mi? Ha. Şimdi bak, çocuğun böyle bir cümle kurması ne olmuş olur sizce? Bak, genellemeye vardı. Işık ne kadar artarsa ya da gelirse bitkinin büyüme hızı o derece artar demesi, genellemeye varması neymiş o zaman? Bak, bir genelleme cümlesi kurdum. Evet. Hipotez kurmadır. Peki burada ışık miktarı arttıkça bitkinin büyüme hızı da ne oluyor? Artıyor. Doğru mu arkadaşlarım? Yani deney sürecinde etkileyen ve etkilenenler vardır. Peki etkileyen burada nedir arkadaşlarım? Etkileyen nedir burada benim verdiğim deneyde? Evet. Güneş ışığı ya da ışık. Etkileyen ışıktır, büyüme hızı etkilenendir, değil mi? Hani sonuç gibi düşünün. Ha. O zaman burada etkileyen, yani sonucu değiştirene biz ne diyoruz? Evet, nasıl değişken diyoruz? Etkileyen bağımsız değişken diyoruz. Bağımsız. Ha, bunlar okul öncesi için artı bilgilerdir. Yani artı, ekstra bilgilerdir. Hani denemelerde çıkarsa da yaparsınız diye düşünüyorum. Peki hani ışık miktarı arttıkça bitkinin büyüme hızı da artıyor mu? Ha, o zaman etkilenen kim arkadaşlarım? Etkilenen kim burada? Büyüme hızı. O zaman büyüme hızı ne burada? Büyüme hızı etkilenen. Yani ona da bağımlı. Yani kısaca arkadaşlarım, bağımlı olanlar, adına bak, bağımlı. Neye bağımlı? Işığa bağımlı. Yani ışık bağımsız, büyüme hızı bağımlı. Evet. Bu ölçüde bilseniz yeterli arkadaşlar. Ama bizi ilgilendiren, açık konuşuyorum, aha şu temel süreç becerileri ve orta düzey becerileri. Mantığını anladınız mı? Şunu hemen bir tatbik edelim ve soru çözelim. Birkaç tane soru çözelim ki anlamış mıyız, anlamamış mıyız? Bir görmek istiyorum. Evet, temel süreçler, orta düzey beceriler bizim okul öncesinin vazgeçilmez becerileridir. Altını çizdim. Ama özellikle temel süreç becerilerini yıldızlayın. Ha, orta süreç becerileri ara sıra gelmiş arkadaşlarım. Biz yine hani şey yapmayalım, göz ardı etmeyelim. Ayrıntılı bir şekilde anlattım ben size. Şimdi hemen örnek bir soru çözmek isterseniz. Hadi bakayım, fikir ve düşüncelerinizi alayım. Evet arkadaşlarım. Şimdi ekranda görünüyor galiba, değil mi örnek sorumuz? Görünüyor mu? Görünüyor galiba. Evet. Görünüyor. Şimdi bakınız buraya. Buna göre Yavuz öğretmenin öğrencilerine yaptırdığı çalışmaların bilimsel süreç becerileriyle eşleştirilmesi hangi seçenekle doğru olarak verilmiştir? Yani numaralandırılmış, numaralandırılanlar bilimsel süreç becerilerinde hangi aşamaya karşılık geldiğini sormuşlar arkadaşlarım. Mesela Yavuz öğretmen çocukları okul bahçesine çıkarır ve onlardan aşağıdaki çalışmaları yapmalarını ister diyor. Peki o numaralandırılmış ifadeler neler? Hemen bir bakalım. Bakalım. Bir, bahçedeki ağaçların yere düşen yapraklarını, dallarını ve benzeri doğal malzemelerini inceleyin. Aa, hiç de yabancı gelmedi galiba. İnceleyin. İki, bahçeden topladığınız doğal malzemeleri belirli özelliklere göre ayırın. Bak, ayırın. Hatta matematikte de değil mi? Ayırma, gruplandırma, kategorize etme. Evet, üçte miyiz? Üç, bahçedeki doğal malzemelerden bir köpek kulübesi yapsak hangi malzemeler daha dayanıklı olur? Bak, bahçedeki doğal malzemelerden evet bir köpek kulübesi yapsak hangi malzemeler daha dayanıklı olur? Evet, ne diyorsunuz buna? B. Bakalım. Bir. Zaten bariz değil mi arkadaşlarım? Gözlem. Bu arada biraz da uyanık olun. Sınavda
elemeyle de gidebilirsiniz. Hani ola ki tereddütte kaldıysanız eleyin arkadaşlarım. Şu an ben birinci öncülün gözlem olduğunu açıkça gördüm arkadaşlarım. Yani cevap ya Bursa ya Denizli arkadaşlarım. Değil mi? Aynen öyle. İki, bahçede topladığımız ayırın diyor. Yani gruplandırın, sınıflandırın, kategorize edin diyor. Bak buraya D gitti o zaman. D elendi. Bak sınıflandırma B. Zaten bahçedeki doğal malzemelerden bu geleceğe yönelik bir şey değil miydi arkadaşlar? Bak böyle yapsaydık ne olurdu? Hani geleceğe yönelik fikir ve düşünceler alınıyor ya da alınması isteniyor. Yani tahmin etmedir. Gelecek odaklıdır cevap Bursa. Evet. Oturdu mu biraz? Yani anlaşıldı mı arkadaşlarım? Ha? Evet, şu soruya bakalım. Buna göre verilen bu çalışmalarda kullanılan ortak bilimsel süreç becerisi aşağıdakilerden hangisiyle açıklanır? Evet Tuba, teşekkür ediyorum. Soruya bakar mısınız? Yani diyor ki bu verilenlere göre diyor, evet hangi bilimsel süreç becerisine vurgu yapılmıştır diyor arkadaşlarım. Azra öğretmen çocuklara büyüteç vererek topladıkları yaprakları incelemelerini ister. Gümüş öğretmen çocuklardan kahvaltı masasındaki reçelleri koklamasını ister. Suna öğretmen çocuklara taşlar ve onları incelemelerini ister. Yahu evet aynen öyle. Yani ben buradayım diyor gözlem. Ha bu arada biz okul öncesinde özellikle çocuklara gözlem yapmak için arkadaşlarım büyüteçler veririz. Değil mi? Mesela işte mikroskop böyle hani basit düzeyde ışık mikroskopları filan büyüteç, bak sorularda büyüteci falan çok sık görürüz arkadaşlarım. Bir de bir şey diyeceğim. Soruya baktığınızda hani duyu organlarıyla hani çevreden edilen izlenimler vurgulanmış değil mi arkadaşlarım? Bu duyu organlarıyla hani bakarak, koklayarak, duyarak, anladınız mı mantığını? Onun için özellikle o tanımı ben altını çizdirdim. Beş duyu organıyla çocuğun deney sürecinde elde ettiği veriler demiştim. Gözlem inceleme. Süper. Şimdi bak sorular konudan sonra çok basit gibi geldi ama sınavda maalesef heyecan, korku, değil mi? Her şeyi alıp götürüyor. Aman dikkat etmenizi istiyorum arkadaşlarım. Evet. Şu soruya bir bakalım. Evet, acele etmeyin. Biliyorsunuz değil mi? Önce sorunun kökü okunur arkadaşlarım. Sonra paragraf okunur. Aynen. Hatta ben unutmadan hemen şunu söyleyeyim size. Lütfen bunu bütün testlerde yapın, bütün branşlarda yapın. Bu size güzel bir taktik olsun. Önce seçeneklere bakın arkadaşlarım. Birkaç saniye, bir iki saniye fazla değil. Şimdi bak ölçme, sınıflama, tahmin. Aa, lan bu Turan Hoca'nın fen bilimlerinde hani fen alan eğitiminde anlattığı bilimsel süreç becerileri. Bak önce dersi, konuyu değil mi? Yavaş yavaş bu Google Earth'teki adresi açarsınız arkadaşlarım. Sonra sorunun kökünü okuyun. Sonra paragrafı okuyun. O zaman daha temkinli olacaksınız. Hata yapma oranınız giderek azalacak. Bak bunu lütfen sorular çözerken yapmanızı istiyorum. Netiniz artacak arkadaşlar. Evet, aynen öyle. O zaman soruyu çözerken taktik şu. Seçenekler çok kısa saniyeler içinde şöyle bir bakılır. Sorunun kökü okunur. Paragrafa geçilir. Dedikten sonra sorunu baktık. Bilimsel süreç becerileri ile ilgili bir soruymuş bu. Aysun öğretmenin neden o nesnenin daha büyük olduğunu öğrencilere sorgulatması aşağıdaki bilimsel süreç becerilerinin evet hangisini kazandırmaya yönelik olduğu söylenebilir diyor. Aysun öğretmen bir etkinlik sırasında öğrencilerle hem oyun oynamış hem de hedef davranışı kazandırmayı amaçlamıştır. Oyun esnasında öğrencilere büyük ve küçük nesnelere dokunmalarını sağlayıp hangisinin büyük olduğunu sormuştur. Daha sonra aynı öğrencilere gözleri açık olarak aynı nesneleri göstererek hangisini neden seçmiş olduğunu ve hangisinin daha büyük olduğunu seçmelerini istemiştir diyor. Güzel bir soru bence bu. Evet. Yani burada bir şey olmuş, daha sonra onunla ilgili evet, fikir ve düşüncelerin açıklanması istenmiş. Gelecek odaklı mı, geçmiş odaklı mı arkadaşlarım? Bak bir oyun oynatmış, daha sonra gözlerini açmış. Aynen. Ha. Sonuç çıkarmanın diğer adı neydi arkadaşlarım? Sonuç çıkarma. Diğer adı. Ha, aynen geçmiş odaklı sonuç çıkarma.
çıkarımda bulunma dedim. Basit geldi değil mi şimdi? Bak bu bence değil. Hani sınıflarda da çözdüğümüzde öğrenciler mesela konuyu anlatmadan önce var ya, öğrenci hayatta bunu yapamıyordu. Ama konuyu anlattıktan sonra aynı sizin gibi, hocam ne kadar basitmiş. İşte basitmiş. Turan Hoca anlatırsa basit olduğunu görmüş olduğumuz arkadaşlarım. Evet, bir şeyler şekillendi mi arkadaşlarım zihnimizde? He? Zihnimizde bir şeyler oturdu mu? Oturdu mu? Hadi şu soruyu da bir yapalım. Evet. Evet. Bak burada ben size müdahale etmeyeceğim. Soruyu çok okumanızı istiyorum ve burada altın vuruşu yapmanızı istiyorum. Haydi bakayım. Eğer bunu yaptıysanız olay bitmiştir arkadaşlarım. Yani bugünkü dersiniz gerçekten %100 bir performansla sonuçlandırılmıştır diyeceğim ben. Tamam mı? Evet. Bir anaokulu öğretmeni uyguladığı bu fen etkinliğinde ele alınan bilimsel süreç becerilerinin aşağıdakilerden hangisini sırasıyla yapmış vermiştir diyor. Bakınız arkadaşlarım, sırasıyla diyor ama bak karıştırmayın. 1, 2, 3 ve 4 tane etkinlik var. Yani öncül var. 1. Suyun buza dönüşmesinin nedenlerini bilir. Güzel bir soru. 2. Yaşam döngüsünde canlıları kategorize edebilir. 3. Yapılan bir deney sonucunda hissettiklerini ve duygularını paylaşabilir. Paylaşabilir arkadaşlarıyla, sınıfla. 4. Ağaç, dal ve yaprakların değişimlerini izleyebilir diyor. Arkadaşlarım bak izleyebilir diyor. Paylaşabilir diyor. Nedenlerini söyleyebilir diyor. Ben daha ne diyeyim? Sanki söylediklerim havada düştü. Bire ne diyorsunuz arkadaşlarım? Nedenlerini bilir diyor. Gelecek odaklı mı, geçmiş odaklı mı? Önce onu bir tahlil etmeye çalışayım bakayım. Evet. Geçmiş odaklı. Süper. Yani sonuç çıkarma. Çıkarımda bulunma da diyebilirsiniz. Süper. Peki yaşam döngüsünde canlıları kategorize eder, sınıflandırır. Arkadaşlarım şey değil mi? Sınıflandırma değil mi? Ha? Peki yapılan bir deney sonucunda hissettiklerini ve duygularını evet paylaşabilir. Evet, paylaşabilir diyor. Biz buna ne dedik? İletişim kurma şu bu filan demedik mi arkadaşlarım? Aynen öyle. Hah, aynen, süper. Peki ağaç, dal ve yaprakların değişimlerini izleyebilir. Yani gözlemleyebilir. Gözlem. Aynen öyle. O zaman ne diyeceğiz arkadaşlarım? Hangi seçenek olmuş oluyor? Sonuç çıkarmayla. Ha bu arada bak sınavdasın değil mi? Birin sonuç çıkarma olduğunu kesin gördün. Uyanık ol, uyanık. En son seçeneğin de gözlem olduğunu gördün. Evet. Mesela bununla başlayıp sonuç çıkarmayla başlayıp gözlemle biteni bakmanızı istiyorum. Hangi seçenek? Oradan da zaten olayı görmüş oluyorsunuz. Aynen öyle. Süpersiniz. Yani Ceyhan. Aynen, eleme. Ama ben size arkadaşlarım ÖABT süresi yeterli bu arada. Aynen öyle. Hani kültür, yetenek, şu bu biraz biliyorsunuz zaman istiyor. Acele etmeyin. Arkadaşlar acele etmeyeceksiniz. Tamam mı? Lütfen vurgulara çok dikkat edin. Altını kırmızı simli kalemlerle çizin arkadaşlarım. Evet. Benim bugün söyleyeceklerim bu derste bunlar. Evet. Eğer siz bunları öğrendiyseniz, ki öğrendiniz, ben öyle bir dönüt aldım. Evet. Süper. Ders bittikten bir 10-15 dakika sonra lütfen hangi kaynak olursa olsun bu konularla ilgili artık soruları çözersiniz. İnşallah dua da edersiniz diye düşünüyorum. Arkadaşlarım tanıştığıma çok memnun oldum. Evet. Bir dahaki ders bekleriz. Evet. Şimdi gündüz de okul öncesi öğrencilerimiz, şimdi biz hani Türkiye'nin her yerinden atıyoruz. Hocam ne olacak? Önümüzdeki süreçte iyi olacak arkadaşlarım. Evet. İyi haberler alıyoruz. Zaten okul öncesinde çok büyük bir ağırlık veriliyor. Değil mi? Hatta onların öğlen yemekleriydi, şuydu. Bayağı bir bütçe hazırlanıyor. Kontenjan sayısı artırılıyor. Aynen. Okul öncesi olarak dersin başında şunu söyledim. Bak gerçekten ciddi olarak söylüyorum. Kaygınız atanma olmayacak. İnşallah atanacaksınız ama
Diyorum ki inşallah sevdiğiniz bir il ya da okul olur diyorum. Ya öyle ya da böyle inşallah gideceksiniz. Ama ben diyorum ki biraz sağlam tutun, disiplinli çalışın ve istediğiniz yere gidin arkadaşlarım. Oldu mu? Evet. Ha. Şimdi şöyle, süreçte zaten inşallah görüşeceğiz arkadaşlarım. Evet. Mesela şeyde benim ismimi verip de kaydolan arkadaşlarınız olursa da indirim yapacaklar. Bunu da burada söyleyeyim. Bir daha söylüyorum. Hani Turan Hoca referansıyla derseniz indirim yapacaklar. Bunu da lütfen unutmayacaksınız. Evet, ben de memnun oldum arkadaşlarım. Birkaç branşta ya şöyle alan eğitimi ben hepsini anlatıyorum. Hani o müzikli, fendi, matematik, şu bu var ya hani beden, resim, görsel sanatlar. Evet. Birkaç branşta birlikte olacağız ama bunu da unutmayın. Evet. Güzel bir dersti. Evet. Zaman nasıl geçmiş? Şöyle bakıyorum. Evet. 48 dakika olmuş. Sanki 5 dakika gibi geldi bana. İşte bilimsel süreç becerilerinin serüveni bu arkadaşlarım. Tamam? Evet. Bak şunu teyit etmenizi istiyorum. Biraz dinlendikten sonra hangi yayın olursa olsun, hangi çıkmış nasıl olursa olsun, lütfen bir çözün. Sonra Turan Hoca işte bu filan dersiniz diye düşünüyorum. Evet arkadaşlarım. Tekrar iyi akşamlar diliyorum. Hayırlı akşamlar diliyorum. Tanıştığıma çok memnun oldum arkadaşlarım. Saygıyla, sevgiyle kalın arkadaşlarım. İyi akşamlar, başarılar diliyorum. Evet.